أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة Muhterem kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde 89. bab hadis-i şerifleriyle devam ediyoruz. Babul mesacidilleti ala turukil medine. Medine yolunda bulunan mescitler. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى ف۪يهَا النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namaz kıldığı yerler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında namaz kıldığı yerlere sonradan mescitler inşa edilmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı o mübarek yerler mescit olarak değerlendirilmiştir. Sahabe-i kiramdan sünnet-i seniyyeye uymasıyla tanınan değerli sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma aleyhissalatü vesselam Efendimiz nerede namaz kılmışsa orada namaz kılmaya özen gösterir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine, çizgisine, yoluna ittiba etme noktasında farklı bir yaklaşım sergilerdi. 126. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın bu uygulamasını bize hatırlatmaktadır. Kâlel müellif el-imam Muhammed İbni İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Üstadımız, müellifimiz, İslam dünyasının kendisiyle iftihar ettiği zat, İmam Buhari Hazretleri, Allah kendisine rahmet eylesin. Bize de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. İmam Buhari rahmetullahi aleyh şöyle naklediyor. Haddesene Muhammed ibnu Ebi Bekrinil Mukaddemiyyü. Kal, حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu Salim'i gördüm. Mekke-Medine arasında yolda giderken özellikle bazı yerleri tercih eder ve orada namaz kılmaya gayret ederdi.
Ve yuhaddisu enne ebâhu kâne yusallî fîhâ. Ve babası Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümanın bu yerlerde namaz kıldığını anlatırdı. Ve ennehu ra'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi tilkel emkine. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, Salim'in babası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yerlerde namaz kıldığını gördüğünü ifade ederdi. Burada nesilden nesile devam eden sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarının canlı tutulması ve mutlaka bu uygulamaların altında manevi bir işaret telakki edilmesi anlayışı mevcuttur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma zaman zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başkaları için basit gibi görünen sünnetlerini, davranışlarını da kendisine bir ilke olarak kabul etmişti. Bir gün bir ağacın etrafından devesiyle dönmüş, tergib ve terhibde İmam Münziri'nin rivayet ettiği rivayete göre, bir gün bir ağacın etrafından devesiyle dönmüş, bunun sebebini soranlara Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin basit, önemsiz, değersiz, hiçbir davranışı olmadığını, olmayacağını ifade etmiş ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devesiyle buradan böyle dönmüştü demişti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin metotlarına, sünnetlerine, uygulamalarına bu kadar değer verirken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın anlayışı tamamen farklı. O da yerlerin, o da bir takım eşyanın kutsallaştırılmasına karşı, Hudeybiye barışının imzalandığı o Rıdvan ağacı, Şecaratü Rıdvan adı verilen yerde insanların biraz daha fazla önem verdiklerini görünce o ağacın kesilmesini emretmişti Hazreti Ömer radıyallahu anh. Giderek bu ağacın kutsallaştırılması veya putlaştırılması veya aşırı derecede önem verilmesi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnetinin çarptırılması anlamına gelmektedir. Hazreti Ömer'in o meşhur sözünü biliriz. Kabe-i Muazzama'nın huzurunda Hacer-i Esved'in önünde durmuş. Ey taş! Biliyorum ki sen bir taşsın. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öptüğü için öpüyorum. Onun sünnetine uymak için öpüyorum demiştim. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da bu taşın sıradan bir taş olmadığını ve bir rivayette cennetten çıkarılmış olduğunu ifade etmiş. Hacer-i Esved'in önünde yapılan duaların kabul edileceğini ve bu Hacer-i Esved'in kıyamet gününde şahit olacağını ifade buyurmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh doya doya ağlamıştı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu ifadelerinden dolayı. Yani iki ayrı anlayış ama ikisi birbirine ters değil. Biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetinin azami değerlendirilmesi, en güzel şekilde o sünnetten manevi açıdan yararlanılması düşüncesi, bir diğeri bu sünnetin çarptırılarak, çarpık bir anlayışa sebep olarak bid'atlerin, hurafelerin, asılsız düşüncelerin geliştirilmesine sebep teşkil edilmesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ufku tamamen farklı. Oğlu Abdullah'ın da manevi açıdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarından istifade etme açısı. Ve haddeseni Nafi. Yine hadis-i şerifin devamında Musa bin Ukbe devam ediyor. Bana Nafi, üstadım Nafi anlattı. Ani İbni Umar'a, Abdullah İbni Ömer'den, ennehu kâne yusalli fî tilkel emkine. Bu yerlerde namaz kılıyordu. O seltü salimen fele a'lemuhu illa vafaka nafi'an fil emkineti kulliha. Ben Nafi'den öğrendiğim İmam Nafi, hem kıraat alimi hem hadisi şerif alimi,
İmam Nafi'den öğrendiğim bu yerleri Salim'e sordum. İmam Nafi'nin tarif ettiği yerlerin neredeyse tamamını Salim aynı şekilde ifade etmiş. Babam Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma buralarda Peygamberimizin namaz kıldığını ve o sebeple kendisini namaz kılmak için özen gösterdiğini ifade buyurmuştur. İlla enneha ihtelefa fi mescidin bi şerefir Ravha. Ravha tepesinde ki bir mescit hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada namaz kılıp kılmadığı noktasında Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim'le Abdullah İbni Ömer'in talebesi İmam Nafi ihtilafa düşmüşlerdir. Biri burada namaz kılındığını, diğeri burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kılmadığını yine Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerif bize bir hassasiyeti gösteriyor. Bu hadis-i şerif aleyhissalatü vesselam Efendimizin her davranışının, her sünnetinin, her uygulamasının sahabe-i kiram tarafından tespit edildiğini, edilme gayreti içerisinde olan ashabın kendisinden sonra bu uygulamaları kendisinden sonraki nesle aktardığını görmekteyiz. Ve Allah kendilerinden razı olsun, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Sahabe dediğimiz ilk nesil, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini naklederek tabiine, etba-ü tabiin, ondan sonraki nesillere, zamanımıza kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat veren sünnetleri yaşana gelmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kıldığı yerlerde özellikle Osmanlılar döneminde mescitler inşa edilmiş ve bu şekilde tarihi hadiseler korunmaya gayret edilmiştir. Bundan sonra 128. hadisi şerifle devam ediyoruz. 128. hadis-i şerifte Ebvabu Sütratil Musalli. Evet. Babu Sütratil İmami Sütratü Men Halfehu. İmamın önündeki sütre arkasındakileri için de geçerlidir. Bu konuda bir kaide halindeki hadis-i şerifi Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace'de yani Kütüb-i Sitte'nin 6 temel hadis kitabının 6'sında da rivayet edilen bir hadis-i şerifi hatırlayarak konuya başlamak istiyorum. لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُسَلِّي مَذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَع۪ينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Namaz kılan bir kimsenin önünden geçen kişiyi, üzerindeki sorumluluğu, günahı bilecek olsaydı, onun önünden geçmektense 40 gün veya 40 ay veya 40 yıl orada beklemeyi tercih ederdi. Hadis-i şerifi rivayet eden kişi 40 rakamını aynen korumuş ama 40 saat mi, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı ifadesinde tereddüt ettiği için aynen o şekilde kalmıştır. Yani namaz kılanın önünden geçmek onun dikkatini dağıtmaktadır. Onun huşuğunu bozmaktadır. Onun Cenab-ı Hak'la olan irtibatını belki koparabilmektedir. Namaz kılan özellikle secde yeriyle vücudu arasından en yakın mesafeden geçmek, namaz kılanın o namazında Cenab-ı Hak'la baş başa olduğu o durumda müdahale etmek demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz keşke 40 gün beklese de geçmese anlamında bunun sorumluluğuna işaret buyurmuştur. Ancak geniş bir meydanda, büyük bir camide veya küçük bir yerde namaz kılanın önünden bazı cemaatten bazı kişilerin geçmesi ihtimaline binaen
namaz kılan önüne yarım metre, 25 santim uzunluğunda bir engelin, sütrenin konulması emredilmiştir. Böyle bir sütre namaz kılan önüne konulduğu takdirde bu sütre, yani sütre engel veya namaz kılanın namazını bozmayacak bir şey anlamında, bunun, bu sütrenin namaz kılanla secde yeri arasında bu sütre konulduğu zaman önünden başkalarının geçmesi caiz görülmüştür. Camide bir direk varsa direğin arkasında, ayakkabılık varsa ayakkabılığın arkasında veya önüne çantasını, herhangi bir şeyini koyarak, yani namaz kılan kimse başkalarını da günaha sokmayacak bir şekilde namaza devam etmelidir. Özellikle camilerin kapılarının yanında son cemaate yetişenler, son rekata yetişenler başkalarının hem geçmesine engel olmakta hem de namazlarını huzur ve huşu içerisinde kılamamaktadırlar. Evet, burada bundan sonra okuyacağımız hadis-i şerifler sütre dediğimiz namaz kılan önüne koyacağı herhangi bir asa gibi, herhangi bir namaz kılmasının önünden geçmesine geçmesini caiz kılacak herhangi bir şeyin konulmasına dair hadis-i şerifler. 128. hadis-i şerifte İmam Buhari rahmetullahi aleyh, üstadının üstadı İmam Malik'ten naklediyor. Haddesena Abdullah ibn Yusuf. Kale akbarana Malik an ibn Şihab. An Ubeydillah ibn Abdillah ibn Utbe. An Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma ennehu kal. Hadis-i şerif meclislerinde sık bulunanlar, hadis-i şerif derslerine katılanlar, dinleyenler, okuyanlar, bazı sahabilerin isimlerini özellikle sık sık geçtiğini görürler. Abdullah İbni Ömer ve hadisimizin ravisi Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma bunlardandır. Bunlar Peygamber Efendimizin haz talebeleri, genç öğrencileri. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilmini alan, öğreten, yaşayan, yaşatan kimseler. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma işçi pazarına giderdi. Genç, zeki, çalışkan kimseleri tercih eder. Hadis-i şerif meclisine, fıkıh dersine, tefsir dersine bu talebeleri davet ederdi. Said İbni Cübeyr, Mücahid, Tavuz, Ata İbni Ebi Rabah, Ata İbni Yesar ve benzeri hadis, fıkıh, tefsirde talebeleri Abdullah İbni Abbas'ın has talebeleri. Burada talebesi Abdullah İbni Utbe bin Ubeydullah İbn Abdillah bin Utbe naklediyor. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhümadan. Ennehu kal, akbeltu rakiben ala himarin etanin. Bir merkebin üzerine binmiş olarak geldim. Ve ene yevme izin kad nâheztül ihtilam. Ben o günlerde büluğ çağına, ergenlik çağına yaklaşmıştım. Yani sıcak memleketlerdeki durumu düşünürsek 12-13 yaşlarında. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bin nasi bi mina. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara Mina'da namaz kıldırıyordu. Demek ki Peygamberimizin vefatında Abdullah İbni Abbas ergenlik çağına, büluğ çağına henüz ulaşma durumunda. İle gayri cidarin, önünde bir engel bulunmaksızın. Fe merartu beyne yedey ba'di saffi, oradaki saflardan birinin önünden geçtim merkeple birlikte. Fe nezeltu indim, fe arseltül etane, merkebi serbest bıraktım. Terte'u, otlaması için. Ve dehaltu fis saffi, hemen safa girip namaza durdum. Felem yunkir zalike aleyyi ahadun, hiç kimse benim bu davranışımı yadırgamadı. Yani burada secde yerinden uzakta merkeple beraber bir çocuğun geçmesi
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahil sahabe-i kiramın hiçbir zevatı tarafından tenkit edilmemiş. Bunu beyan ediyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma. 129. hadisimiz Haddesena İshak kâle haddesena Abdullah ibn-i Nümeyr kâle haddesena Ubeydullah ibn-i Umar'a an Nafi'in an İbn-i Umar'a radıyallahu anhüma. Yine Abdullah bin Ömer'den rivayet ediliyor. Enne Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ kharaca yevmel îdi emara bil harbe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı kılmak için Medine dışındaki musallaya, meydanda namaz kılınan o namazgaha gittiğinde bir harbe, bir mızrak getirilmesini emrederdi. فَتُوْدَعُ بَيْنَ يَدَيْكِ O mızrak önüne konurdu. فَيُسَّلِّ اِلَيْهَا Peygamberimiz ona doğru namaz kılardı. وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ İnsanlar da onun ardında olduğu halde. وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّفَرِ Yolculuklarında da böyle yapardı. فَمِنْ ثَمَّ اِتَّخَذَهَا الْاُمَرَى İşte bundan sonra da devlet başkanları, komutanlar, valiler, yöneticiler namaz kıldıkları, kıldırdıkları zaman önlerine böyle bir sütre olması için mızrağı diker, ona doğru namaz kılarlardı. O sırada oradan geçecek olanların, daha ileriden geçecek olanların serbestçe geçebilmesi için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bir uygulamada, bir uygulamada bulunarak bize örnek bir davranış sergilemektedir. Kırda, vadide, bayırda, dağda namaz kılan kimsenin ezan okuması, kâmet getirmesi nasıl sevgili Peygamberimizin sünnetli seniyyesinden ise aynı şekilde bu gibi yerlerde namaz kılan kimse, orada önünden geçen kimse olsun olmasın böyle bir şeyi önüne dikerek, yere dikerek namazını ona doğru kılması ve kıldırması Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti seniyyesidir. Bunu buradan görmekteyiz. فِيهِ الْاِحْتِيَاتُ اَخْذُ اَلَتِ دَفْعِ الْاَعْدَى سِيَّمَا فِي السَّفَرِ Özellikle yolculukta düşmana karşı bir insanın savunma silahını yanında bulundurması, ihtiyata riayet etmesi, her türlü karşılaşabileceği tehlikelere karşı hazırlıklı olması tarif edilmekte, tavsiye edilmekte. Cevazül istihdam ve emril hadim, yani Peygamberimizin mızrak getirin demesi, bu noktada hizmet istemesi, hizmet talebinde bulunması caizdir. Fihi enne sütratel imami sütratun limen halfahu. Evet, başlığımız da bu. İmamın önüne koyduğu sütre aynı zamanda cemaat içinde sütredir. Böyle bir yerde cemaatten her biri önüne birer engel, birer işaret koymaları gerekmiyor. Evet. Es-sütratu indel ulema sünnetun mendubun ileyha. İbn Battal Buhari şarihi. Sütre alimlere göre sünnettir, menduptur, tavsiye edilmiştir. Sütratul me'mumi sütratu imamihi fele yadurrul murur beyne yedeyhi. Evet, cemaatin sütresi, imamın sütresidir. Önünden geçilmesi zarar vermez. Li'ennel me'mume teallakat salatuhu bi salatil imami. Çünkü cemaat imamın namazına tabidir. Özellikle evde namaz kılarken dolaptan, önümüzdeki raftan veya herhangi bir şeyden birisinin bir şey alabilmesi için namaz kıldığımız yerde de önümüze bir sütre şeklindeki bir şeyin konulması veya bir başkasının önümüzden geçmeyeceği şekilde bir uygulama yapılması tavsiye edilmektedir. Burada namaz kılan kimse
böyle bir tedbir alacak ama diğer kişiler de önünden geçmemek için 40 saat, 40 gün, 40 ay, 40 yıl beklemenin bile daha uygun olacağı durumu düşüneceklerdir. Namaz kılanın huzurunu, huşuunu, adabını bozmamak için elinden gelen gayreti göstereceklerdir. Bir tarafta televizyonda, radyoda haberler devam ederken, bir tarafta namaz kılan insanlar, kulağı telefonda, kapıda, pencerede, çocuğunda olan insanlar o namazdan yeteri kadar haz alamazdır. Eskiler mesela şöyle dermiş, saka ile hamalın namazı mekruhtur. Mecazi ifade, bir su taşıyan saka geliyor, bir de hamal. Bizim namazımız niye mekruh olsun diyorlar. Verilen cevap, yani küçük abdest ve büyük abdestin sıkıştırdığı bir durumda. Biri saka, su taşıyan insan rolünde, diğeri de yük taşıyan hamal gibi. Böyle kimselerin o şekilde namaz kılmaları mekruh. Taze bir abdestle gayet güzel bir şekilde namazı eda etmek sünnettir. Her ne kadar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin birkaç vakit namazı aynı abdeste kıldığı rivayet edilse de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz genellikle her namaz için abdest almaya, özellikle yolculuk dışında Mekke'de, Medine'de bulunduğu günlerde, oturduğu günlerde her namaz için abdest almaya gayret eder ve her namaz için abdest alınmasını tavsiye ederdi. Eğer mekruh vakit değilse abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getiriliyor biliyorsunuz ve ondan sonra iki rekat namaz kılardı Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. 130. hadisimiz Kalel müellif el-imamul Bukhariyyü rahimahullah haddethena Ebu'l-Velid kale haddethena Şu'be an Avn ibn Ebi Cuhayfete kal semi'tu Ebi ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme salla bihim bil batha'i. Ebu Cuhayfe anlatıyor. Peygamberimiz Mekke'de Batha denilen bir yerde namaz kıldırdı. Ve beyne yedeyhi anezetün. Önünde yine böyle bir baston, bir asa vardı. Ucunda sivri, demir olan bir asa. Ez-zuhra rekateyn vel asra rekateyn. Öğle namazını iki rekat seferi olarak, ikindi namazını iki rekat olarak kıldırdı. Temurru beyne yedeyhi el mer'atu. Bu sırada namaz kılarken hanımlar önünden geçebiliyordu. Yani böyle bir sütre dediğimiz şeyin konulması, önünden geçen kimsenin herhangi bir günahının olmamasına sebeptir. Ve namaz kılan kimsenin de sevabının azalmamasına sebeptir. Vel himaru, yine orada merkep üzerinde bir takım kimseler uzaktan tabii Peygamberimizin önünden geçiyorlardı. Bu namaz Mekke'de Batha denilen yerde namaz. Olabilir ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mina dönüşünde bayramın üçüncü günü Şari'ul Abtah denilen bugün o yerde, yani bugün Mekke Belediyesi'nin Emanetül Asıma'nın bulunduğu yere yakın veya bir başka ifadeyle Rabıtatül Alemin İslami eski binasına yakın yerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu namazları ikişer rekat kıldığını görmekteyiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada sütre kullanmıştır. Sütre kullandığında önünden geçen kadın olsun veya binekli kimseler olsun, önünden geçen kimselerin namazına zarar vermediğini görmekteyiz. Bugünkü bu sohbetimizi şu hadisi şerifle noktalamak istiyoruz. Kişi namaz kılanın önünden geçtiğinde üzerindeki sorumluluğun ne olduğunu bir bilse, onun önünden geçmektense 40 gün orada beklemeyi tercih ederdi. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi ve namaz kılan kimselere de en güzel şekilde saygılı davranmayı nasip ve müyesser eylesin.